bağların, renk cümbüşü bağların, birliğin, beraberliğin, sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın şehri burası. Sevgi, dostluk, acı ve tatlı anların yaşandığı, Çankırı'nın, Saçağ'ın güzel insanları birbirine olan bağlılığını bugün de sergiliyor. Bu tür etkinlikler dostları bir arada görmemize de vesile oluyor. Bir arada olmak, birlik beraberlik ruhu içinde kaynaşmak, gurbetteki hemşehrilik bağını elbette çok daha güçlendiriyor. Değerli misafirlerimiz, bugüne kadar güzel Saçak halkı yüz binlerce fidanı toprakla buluşturmuşlar. Biz de diliyoruz ki Ağaç Bayramı böyle sıla buluşması bütün vatanın aziz topraklarında böyle olsun. Saçak toprağına bir fidan, kalplere binlerce sıcak selam olsun. Mikrofonda ben Zeynep Köşker, program boyunca birlikte olacağız, gece boyunca birlikte olacağız. Efendim, yüreğinizde bir rüzgar esmiyorsa etrafınıza hiçbir rüzgar estiremezsiniz. Bu aziz toprağın havasından, suyundan, kültüründen mayalanmış, doğduğu topraklara aşık, kendini evet hizmete şiar edinmiş, rüzgara karşı yürüyen Saçağ'ın yiğit belediye başkanı, evet Sayın Hamza İnkaya'yı güçlü alkışlarla huzurlarınıza davet ediyoruz. 24. Fidan Dikimi ve Kültür Etkinliklerinin yapıldığı festival, Saçak Belediye Başkanı Sayın Hamza İnkaya'nın konuşmasıyla başladı. Ve daha sonrasında şenliğe katılan misafirler bugüne ait duygularını dile getirdiler. 30 bin fidanın üzerinde fidanı Saçak'ta ağaç toprakla buluşturduk. Saçaklı olanlar bilir, Erenler Tepesi'ne ve köyün diğer bölgelerine toplam bu dönemde 30 binin üzerinde fidan diktik. Kış aylarında biliyorsunuz çok insanları buralarda çocuklara katamadığımız için de eğlencesini bugünlere, birkaç yıldır bugünlere aktarıyoruz. Ve bu 24.sünü yaptığımız Ağaç Bayramı'nı bugüne kadar olduğu gibi bugün de bu ifa etmeye devam edeceğiz. Şimdi ben burada bugün birkaç tane teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yüksel Erimtan, Erenler Tepesi mevkiinin ağaçlandırmasında baştan sonuna kadar, buranın terasının yapılmasından, çitinin çekilmesinden, teregüsünün çekilmesine ve korumasına kadar tüm finansmanını sağlandı ve bize böyle bir yerin yapılmasına biz de vesile olduk. Kendisine burada huzurunuzda sonsuz teşekkür ediyorum. Saçağa fidan dikiyoruz. Ülkemizin birçok köşesinde son 30 yıldır doğuda terörle ormanlar yakıldı, yıkıldı, talan edildi. Bugünümüzde de bu şeyde de büyük şehirlerde yine ormanlar bir takım ticari amaçlar doğrultusunda yakılıp yıkılıp yıkılmaya devam ediyor. Ama biz Anadolu'da bu bozkırda fidan dikmeye, Anadolu'yu yeşertmeye devam ediyoruz. Buna da devam edeceğiz. İnatla da bu gayretimizi sürdüreceğiz. Bizim Saçaklı olarak olmazsa olmazımız ağaç bayramlarımızı her yıl daha etkin bir şekilde kutlayacağız. Sizinle bugün burada bir küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Dün bir tane yavrumuz bizden aradı. Adı Nihal Ceveci, Tepebaşı. Bu arkadaşımız, bu yavrumuz, lösemili bir çocuk, yaşama tutunmaya çalışıyor. Kendisi tüm Saçaklı'nın Ağaç Bayramı'nı kutladı. Ben huzurunuzda size gönderdiğim mesajı burada iletmek istiyorum. Tüm Saçaklı'nın Ağaç Bayramı'nı kutluyor. Ben bugün dikilecek çocukların diktiği, yaşama tutunmaya çalışan bu çocuğun, çocukların dikeceği tüm ağaçların ona da anmasını istiyorum. Sevgili Nihal'ın bir gün önce aramıza dönüp kendisinin de burada ağaçları dikeceğini umuyorum. Bu çocuğumuza Allah'tan en kısa zamanda şifa diliyorum. İnşallah düzelecek, bize buraya gelecek. Kendisi söz verdi, gelecek yıl düzelip hastalığı yenip burada birlikte ağaç dikeceğiz. Onun bu mesajını size iletmek istedim. Yarın öptüğü yerde
mor menekşe bitmez mi? Defe vursam saz derler, aslanan salmaz derler. Ölüp kabire girsem, bu da sana az derler. Tabii 24 rakamı çok kolay bahsedilebiliyor ama bu 24 yıl çok uzun bir süre. Bu süreç içerisinde İstanbul'dan, Ankara'dan, Karabük, Çankırı, Bursa, Balıkesir, Antalya gibi şehirlerimizden fedakarlıkta bulunarak bu etkinliğimize, bu beldemizin yapmış olduğu bu etkinliğe katılan tüm hemşehrilerimize yapmış olduğunuz bu fedakarlıklardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünyada en zor iş insanları bir araya getirmektir. Bunun adı ağaç dikmek olur, bunun adı şölen olur, bunun adı festival olur, bunun adı adını siz koyun. Ama insanları bir araya getirmek çok zordur. Bir ailenin babası ve annesi bir iftar sofrasında evlatlarını bile bir araya getirirken programlarını bir araya onların kendi programlarını değiştirip aynı saatte ezan vaktinde bile bir araya getirmekte zorlanır. O yüzden sevgili başkanlarım ve bu işin görünmeyen kahramanları olan çok değerli arkadaşlarımıza bugün burada bizleri bir araya getirdiği için tekrar teşekkür ederim. Mübarek Ramazan ayınızı kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu unutmayınız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çok ileri yerlere gideceğimizi, bugünlerde yaşadığımız bazı olumsuzlukların aşılacağını, sizlerin Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün arkasında daima duracağınıza inanan, demokratik, layık Cumhuriyet'in arkasında sürekli duracağınıza inanan, Atatürk'ün çocukları, kardeşleri olduğumuza inanarak sizlere kendimi tekrar emanet ediyorum. Öğle vaktine gelindi. Artık coşku, eğlence derken gelen misafirlerimiz acıktı. Saçak Belediyesi'nin hazırladığı yemekler ikram edildi. Tabii ki her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine yakışır şekilde misafirlerini ağırladılar. Binlerce yıllık bir gelenek olan sinsin oyunu, öncelikle ellerde liküsle maşama denilen damat gezdirme alayıyla tören alanına girildi. Ve daha sonrasında ateş yakılarak etrafında sinsin oyunu canlandırıldı. Maşallah.
Tüm Saçaklılar geçmişimizden gelen bu güzel yöresel oyunu büyük bir zevkle seyretti. Sırasında gözü vardır kişinin, farkındadır çalıştığı işinin. Kim bilir, belki de buradaki misafirler geriye dönüp anılarını hatırladılar bu oyun sayesinde. Yaşıyorum 60-70 arası. Çandayar, kardeşler.
Paris'teyiz Mantara'ya. Bize her yol Paris'teyiz. Muhteşemdi, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Saçan gecesini gündüze çevirdi. Mortaç Bey, iyi ki gelmişim, iyi ki burada doğmuşsun. Çok güzel, çok güzel duygular yaşadım. Bayramınız bayram ola. Ben bayramı bayram gibi yaşadım. Teşekkürler Saçak, teşekkürler. Bu adet sadece bir yol sevdiği. Ya bayramdan önce ya da bayramda. Hazreti dindirmeye sen gel sevdiğim. İyi ki geldiniz. İyi ki geldim. Yıkılmaya el sallıyorum. Aralık'ta burada olacağım ve kaydolacağım. Ahmet Bey, senin adrese kaydolacağım. Yaşasın Saçak. Sevgili seyirciler, Işık Dağı'nda kar bitmez, bende de laf bitmez. Ama programımın sonuna geldim. Tabii ki her güzel şeyin de bir sonu var. Bu seneki Saçak Festivali'nde, festivalinin de sonuna geldik. Farkındaysanız anonsumu zor veriyorum. Çünkü o kadar çok eğlendik, bağırdık, hopladık, zıpladık, oynadık. Sesim kesildi. Artık programımı çok fazla uzatmadan kapatmak istiyorum. Ona ve kültür etkinliklerini tekrar sizinle birlikte kutlamak nasip olur inşallah. Şimdi sizlerden ayrılmadan önce siz bize ulaşabileceğiniz telefonu hatırlatacağım. Ama daha öncesinde önümüzdeki hafta Isparta Eğirdir'de olacağız sevgili seyirciler. Çatmalı Kaya Yaylası'nda eski yörüklerin şenliğinde olacağız inşallah nasip olursa. Sizlere hemen telefonumu hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 354-88-32. Haftaya tekrar buluşana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.